Zurnanın zat dediği yer zurt mu? Bir şey. Yani orada zurna iyi bir şey yapmıyor yani özetle. Mehmet Şimşek bugün ilk mesajı paylaştı. Bakın çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak. E, ve Türkiye seçim sonuçları bitti. İşte oralar oralara gitti. Oralar oralara gitti. Tamam evet e, demokrasi kazandı. Harika. E, bu bitecek ve ee, arkasından Türkiye gerçek gündemine ve yaygın gündemine ve aslında dört sene boyunca konuşacağımız gündeme geri dönecek. O da nedir? Ee, o da nedir? Ee, tabii ki de ekonomidir. Çarşamba günü e, enflasyon. Çarşamba günü enflasyon rakamları açıklanacak e, ve şimdiden bir İstanbul enflasyonu açıklandı bile. İstanbul Ticaret Odası her ay bir İstanbul enflasyonu açıklıyor e, ve o İstanbul e, enflasyonu rakamlarına göre İstanbul'da enflasyon %78,25'e yükseldi. Bunlar dehşet rakamlar bakın dünyada böyle rakamlar yok. Venezuela'da var hani size bir örnek olacaksa yani de var. Ama yani ne batıda var ne hani gelişmekte olan ülkelerde var. Üç. Adamın enflasyonu üç. Yedi. Yani bunu dehşet bir rakam olarak görüyor. Seninki yetmiş sekiz. Ya o da İstanbul. Türkiye genelinde nasıl? Ve çarşamba günü TÜİK bunun ne kadarını açıklayabilecek belli değil. look at the tabela diyelim ve dövize bakalım. Dövizde dolarda acayip yükseliş devam ediyor. Buyurun. 31.96, 34.49, 40. Bunlar çok ciddi rakamlar arkadaşlar. Bir şey düşmüş falan değil yani. Ee, ve cayır cayır rezerv yakmalarına rağmen ve fiyat etiketi gibi bir dış borcu var Türkiye'nin. Alaattin Aktaş yazmış bugün ekonomi gazetesindeki köşesinde Türkiye'nin dış borcu geliyor şimdi ekranlarınıza. 499.9 milyar dolar. Dolar bak dolar. Yani ekranda bu gördüğünüz rakamı 32 ile çarpacaksınız. Artemis burada mı? Çarp evladım. Kaç? Kaç? Görüyor musunuz? İşte bu kadar dış borç ödeyecek Türkiye. Nasıl ödeyecek? Söyleyeyim size vergiyle ödeyecek. 500 diyeyim hadi ama yani fiyat etiketi gibi dediği o yani 500 değil de 499.9. 32 ile çarpacaksınız bunu ve bunu Türkiye ödemek zorunda bu cari açıkla, bu enflasyon rakamlarıyla, bu gelir gider tablosuyla bu iş nasıl olacak? Hakikaten ee, onu da bilmiyorum. Önümüzdeki günden itibaren, çarşamba gününden itibaren Türkiye gerçek gündemine geri dönecek. Mehmet Şimşek bugün bir tweet yazmış. Çünkü herkes tabii ekonomiden endişeli. Seçimlerin yarattığı böyle bir demokrasi dalgası. Aa bak denge geldi. O iktidar öteki muhalefette aynı kentleri aldı. Ne güzel işte böyle. Kardeş kardeş takılsınlar falan şeklinde ee, bir olumlama yaratmış olsa da Dış yatırımcı öyle bakmıyor. Dış yatırımcı kimneyi kazanmış bakmaz. Kendisi ne kazanacak, ona bakıyor. Ve Mehmet Şimşek şöyle bir e, tweet yazdı bugün: <laughs> Mahalle seçim <laughs> sonuçları, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023'te açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. Bravo. Yani nedir? Külliye günde 1 milyon TL mi harcamayacak mesela? Çünkü kamuda tasarruf o. Üç saray var. Ahlat, okluk, tepe Külliyesi. Benim bildiğim bunlar vardı. Hani yenisi inşa edilmiyorsa veya yani bilemiyorum da. Ee, yani 3 e, saray var e, bunların masrafları mı kısılacak o dakikalarca süren cumhurbaşkanı konvoyu araçları mı mesela ne oluyor, onlar mı satılacak ne olacak mesela nasıl bir kamu tasarrufu yapılacak sürekli olarak vergiyle 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 ve insanların hak ettikleri zamları vermeyerek e, yarattığınız bu gelir adaletsizliği nasıl düzelecek devam edelim ee, devam edelim o niye demedik teşekkürler. OVPD yani orta vadeli programda bu bir ekonomik program. Açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız. Tebrik ediyorum. Ee, yani ama e, yani zor dostum zor diyeyim zor dostum zor çok zor bunlar nasıl olacak bilmiyorum hangi kaynaklı olacak bilmiyorum bunca dış borç ortasında nasıl olacak bilmiyorum bu enflasyon rakamlarıyla nasıl olacak bilmiyorum ama seçim sonuçları ekonomide hızlı ve kalıcı bir iyileştirme getirmeyecek. Sadece şu. Yerel yönetimler, seçilmiş yerel yönetimler, belediye başkanları sosyal demokrat ve halkçı toplumcu bir belediyecilik anlayışıyla kendi yönettikleri kamu kaynaklarını orada yaşayan kentli için kullanırlarsa eğer yani bir destek yaratabilir. En fazla bu. En fazla bu. Ama Türkiye'de bugün ekonomik sorunlar yarın da olacak, öbür günde olacak ve özür diliyorum artarak devam edecek. Türkiye eğer... Ee, bir şey olmazsa bir e, sıcak para bulamazsa bir kaynak bulamazsa çok zor günler önümüzde. İşte böyle.